Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle. Birçok insanın eğitim hayatı boyunca unutamadığı zaman veya kişiler vardır. Bu bir sınav veya bir öğretmen olabildiği gibi birisinin verdiği güzel bir örnek de olabilir. Şimdi insanların ne gibi dersler aldığına birlikte bakalım. Okulda edebiyat bölümünde okumamın kariyerimde büyük etkisi oldu. Örneğin Şirin Ebadi'nin romanları hayatımın her döneminde bana yol gösterdi. Şimdi kendisinin ve diğer görüştüklerimizin hayatında neyin etkili olduğuna gelin birlikte bakalım. Bütün yetişkinler bir zaman çocuktu ve kariyerlerine okula giderek adım attılar. Bugün tanınmış simaların eğitim konusundaki hatıralarını ve tavsiyelerini gelin birlikte dinleyelim. Ailem beni çok iyi eğitti, burası kesin. Babam Amerikalı ve annemse Hollandalı. Yani farklı iki dünyanın birleşimi. Her çocuğun farklı soruları vardır ve tavsiyelere ihtiyaç duyar. Eğer bir hayalleri varsa onlara sürekli destek olup sıkı çalışmak gerekir. Çünkü hayallerin gerçekleşmesi bir gecede olmaz. Galler'de büyüdüm ve büyük babamlarda çok zaman geçirdim. 40 yıldır kütüphanede çalışıyor ve evinde binlerce kitap var. Bu sebeple okumayı orada sevdim, özellikle de William Shakespeare'i. 12 yaşında bir çocuk olarak 400 yıl önce konuşulan dili zorlukla anlıyordum. Ama okudukça bu dilin ne kadar büyüleyici olduğunu fark ettim. Kariyerimde de dilin ve iletişimin gücünü görüyorum. Hala Shakespeare'i okuyorum ve birlikte çalıştığım insanları motive etmek için ondan ilham aldığımı söyleyebilirim. Babamdan eşit hakların ne demek olduğunu öğrendim. O oğluna nasıl davrandıysa bize üç kızına da aynı şekilde davrandı. Yani tüm insanların eşit olduğunu ve cinsiyet, din veya ırk açısından ayrımcılık yapılamayacağını ben ailemde öğrendim. Müslüman bir ailede doğup büyüdüm fakat mecusi bir okulda eğitim gördüm. İnsanlara hayatları üzerinde en çok etkisi olan kişinin kim olduğunu sorsanız, muhtemelen çoğu annesinden veya babasından sonra öğretmeni olduğunu söyler. İnsanlara eğitimin önemiyle ilgili tecrübelerini sorsanız, sanırım yine öğretmenliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu anlatacaklardır. Öğretmen hepimizin hayatını etki eder. Gençlerin davranışlarını değiştirebilir ve gelecekle alakalı düşüncelerine yön verir. Yani eğitimin kalitesiyle birlikte öğretmenlerin de son derece önemli rolleri olduğuna inanıyorum. Çocukken astronotlar uzaya gittiğinde yer çekiminin orada ne kadar az olduğunu öğrendim. 14, doğrusu çok etkilendim. Uzayda neden yer çekimi çok azdı? 14 yaşımda yer çekimle ilgim daha da arttı. Bu kavramın bize çok eksik anlatıldığını gördüm ve bu bende çok etki bıraktı. Bir defasında sınıfta yer çekimi konusu işleniyordu. Bu konu beni çok etkiledi ve sosyal bilimlerden fen bilimlerine geçerek hayatımda bir dönüm noktası oluşturdu. Bütün sınıf önünde ilk defa bir şeyler yapmam gerektiğini hatırlıyorum. İlkokuldaydım.
Arkadaşlarımın önünde bir metni yüksek sesle okumam gerekiyordu. Bu benim için benzersiz bir tecrübeydi ve bu yüzden hiç unutamıyorum. Tutkuyla öğrendiğim bir şeyi diğer insanlarla paylaşma fırsatı bulmuştum. When I was in 8th grade, I had a Jesuit. 8. sınıftayken öğretmenim bana öğrenmem gereken en önemli şeyin bir kelime yazarken T'lerin çizgisine ve İ'lerin noktasına dikkat etmek olduğunu söylemişti. Bu ifadeyi şu an İngilizce'de bir deyim olarak kullanıyoruz. Ama bu ifadeyi bana deyim olarak değil, gerçek manada kullanmıştı. Ne kadar doğru ve net yazarsan bunun düşünme şeklini, hayatını nasıl düzenlediğini ve ilişkilerine varıncaya kadar her şeyi etkileyeceğini öğretmişti. Kaç yaşında olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, her gün bir şeyler öğreniyoruz. Ben de her dersin sonunda öğrencilerime bugün ne öğrendiklerini sorarım. Çok başarılı bir öğrenciydim. Ama bu zeki olmamdan ziyade sistemi iyi biliyor olmamdan kaynaklanıyordu. Neyi okumam ve neyi ezberlemem gerektiğini, sınavda neyi sorabileceklerini, uygun cevabı süratle nasıl yazacağımı ve sınavdan sonra imtihanı hemen unutmam gerektiğini biliyordum. Dolayısıyla başka şeyler yapmak için çok zamanım oluyordu. Çok başarılıydım ve bu yüzden öğretmenlerim beni seviyordu. Lise yıllarındayken hayatımın dönüm noktasını yaşadım. Sosyal bilimlerde okuyordum ve Latince, eski Yunanca, sanat tarihi ve edebiyat gibi dersler alıyordum. Yani fen bilimlerine çok uzaktım. Bununla birlikte çok az da olsa matematik ve fizik derslerim de vardı. Ama çok değildi tabii. Sonra bir gün fizik öğretmenim bize fotoelektrik etkisini anlattı. Bana bu konu çok basit, çekici ve gayet açık geldi. Ve hayatımda şunu ilk kez anladım ki fizik, özellikle de temel fizik sayesinde yaşamdaki ana sorunlara cevap bulabiliriz. Bu ilgi eğitimde bölümümü değiştirip benim fiziğe yönelmemi sağladı. Nasıl yeni şeyler öğrendiğimi biliyor musunuz? Çocuklara bir şeyler öğretirken. Çünkü onları eğitmeye başladığınızda, karşınızdakilerin işlediğiniz konu hakkında fikirleri olmadığını biliyorsunuz. Bu şekilde onlar için bir şeyler yaratmış olmak inanılmaz bir duygu. Düşünmelerini sağlamak için bir yol inşa ediyoruz. Sanıyoruz ki biz sadece öğretiyoruz ve onlar da öğreniyor. Fakat biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Peki ya siz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğitim hayatınızın en unutulmaz anıları nelerdir? Tecrübelerinizi lütfen sosyal medya sayfalarımızdan bizimle paylaşın. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.